Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Eryiğit. Bugünkü videomuzun konusu: oturduğumuz yerden kol kaslarınızı hissedebileceğiniz, kuvvetlendirebileceğiniz 3 etkili egzersiz olacak. Daha önce ayakta yapabileceğiniz versiyonlarını da hazırlamıştım. Ancak kanepedesiniz, televizyon izliyorsunuz ama kol kaslarınızdaki bu kayıptan da muzdaripseniz neden oturduğunuz yerden egzersiz yapamayasınız? Aklınıza gelmiyor olabilir ama egzersiz yapabilmeniz için her türlü yolu göstermek istiyorum. Dolayısıyla eğer kol kaslarımız kuvvetsizse şunu unutmamanız gerekiyor: gün içinde yapacağınız her harekette boyun, sırt ağrısı yaşayabilirsiniz. Çünkü mutfak işlerinde olsun, evin içerisinde herhangi bir iş yaparken olsun, iş yerinizde olsun hiç fark etmez. Çok sık bir şekilde gövde kaslarımızın yanı sıra kol ve bacak kaslarından faydalanıyoruz. Eğer bu bölgelerde belirgin bir kuvvet kaybı varsa işte o zaman hemen yakınındaki bölgelerde problemler ortaya çıkmaya başlıyor ve daha sonra da yine kol problemleri. Dolayısıyla çok da fazla uzatmak istemiyorum ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin bu 3 etkili egzersizin birincisini göstererek videomuza giriş yapalım. Ben bu videoda dumbbell'lardan faydalanacağım ama eğer isterseniz siz yarım litrelik su şişeleriyle, 1,5 litrelik su şişeleriyle çok rahat bir şekilde egzersizleri uygulayabilirsiniz. Eğer boyun sırt ağrısı hali hazırda yaşıyorsanız öncelikle kendinizi güvene almanızı öneririm. Bunu nasıl yapacağız? Bunu isterseniz bir kanepe arkası olarak kabul edin, isterseniz oturduğunuz sandalyenin arkalığı olarak kabul edin. Hemen sırtımı yaslayarak başlayacağım. Sırtımı yasladığım pozisyonda sizden ricam, avuç içlerim yukarıya bakacak şekilde bu şekilde ağırlıkları pozisyonlayacağım. Sağ kolumu bu şekilde uzatıp çekeceğim. Sol kolumu uzatıp çekeceğim. Hem ön omuz kaslarım hem bu gösterdiğim alandaki biceps dediğiniz birçoğunuzun aslında bildiği kas grubunu çalıştırarak başlayacağız. Bunu yaparken kamburunuzu çıkarır, kollarınızı aşağıya doğru atarsanız maalesef fayda görmek yerine zarar görebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde bir sağ kolum, bir sol kolum, bir sağ, bir sol kolum şeklinde hem göğüs bölgesini de hissedeceksiniz 5-6 tekrar sonrası. Her sola geldiğimde 1, her sola geldiğimde 2 olacak şekilde 10 tekrar başlamanızı öneririm. Ama çok daha fazla yapıyorsunuz, elinizdeki ağırlıklar düşükse 15-20 tekrara kadar çıkabilirsiniz ya da tam aksi durumda çok zorlanıyorsanız 6-8 tekrarla da başlayabilirsiniz. Başlar başlamaz özellikle bu alandaki kas grubunu, omzun ön kısmını, ön kollarınızı hissedeceksiniz. Sizden ricam 30-45 saniye, 1 dakika dinlenin. Kaslar şöyle bir kendine gelsin ve bu egzersizden en az 4 set uygulayın. Sıradaki egzersizinde şimdi kanepenin arkasına yaslanmanıza gerek yok. Ama yaslanırsanız da sırt bölgesini iyice korumuş olursunuz. Bu şekilde sandalyede ya da kanepede otururken ağırlıklarımı bu şekilde başımın iki yanına alacağım. Ve boynumun pozisyonunu bozmadan kollarımı yukarıda birleştirip yavaşça indireceğim. Birleştirip yavaşça indireceğim. Bunu yaparken çıkarken farklı bir kas grubu, inerken farklı bir kol kas grubu çalışacak. Hem sırtımız hem boynumuz çok güzel çalışacak ve duruş bozukluğunuza da fayda sağlayabilir düzenli uygularsanız. Dolayısıyla her yukarı çıktığımda 1, çıktığımda 2 olacak şekilde en az 8-10 tekrarla başlamanızı öneririm. 8-10 tekrar yapamıyorsanız 6 tekrar yapın ya da ağırlığınızı düşürüp yine 8-10 tekrar yapın. İlerleyen dönemde bunu 10-15 tekrarlara rahat çıkarabilmeniz lazım. 10-15 tekrar yaptım. Bir dinlendim, kollarımı dinlendirdim. Yine bundan da en az 3 set yapmanızı isteyeceğim. Burada uyarmak istediğim bir nokta var. Eğer sırtınızı yaslamadan yapıyorsanız, kamburunuzu çıkararak uygularsanız burada kol kaslarından ziyade boyun ve sırt bölgesini zorlarsınız. Dolayısıyla hareket boyunca ağırlıklar kulağımın yanından çıkıp kulağımın yanından inmeye özen gösterecek. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Ve son olarak birçoğunuzun
gerçekten sevmediği bir kas grubuna geldik. Bu bölgede kolun altında artık yaşla birlikte sarkmış olabilir ya da siz kuvvet çalışmadığınız için sarkmış olabilen bir kas grubu var. Birçoğunuzun da hoşuna gitmeyen. Şimdi o grubu çalışacağız. Ağırlığın birini bu şekilde sırtıma doğru aldım. Göğsüm yine öndeyken ağırlığı kulağımın üzerinde yukarıya doğru çıkaracağım. Yavaşça aşağıya indireceğim. Yukarıya doğru çıkaracağım. Yavaşça aşağı indireceğim. Zaten bu pozisyonda kambur duramıyorsunuz gördüğünüz gibi. Ağırlık yukarı doğru çıktıkça tam da istediğiniz kol bölgesi çok güzel çalışacak. Bunu yaparken de eğer dirsekleriniz birbirinden ayrılırsa ya da hareketi yarım yaparsanız istediğiniz gibi o bölgeyi hissedemezsiniz. Hareketi yaparken kollarımı dirseklerimden kafama yaklaştıracağım. Dirseklerimi tam düzeltip yavaşça bırakacağım. Tam düzeltip yavaşça bırakacağım. Yine bunu da her yukarı çıktığımda 10 tekrar olacak şekilde uygulayabilirim. Bundan en az 4 set uygulamanızı öneririm. Yapar yapmaz bu bölgedeki kas grubunu çok güzel hissedeceksiniz. Ben ağırlıkla yapamıyorum diyebilirsiniz. Çok yanma olabilir. Bu bölgelerdeki hassasiyetler artabilir. O zaman ellerimi birleştireceğim. Kulaklarımın yanına alacağım dirseklerimi. Başımın üzerine gideceğim, bırakacağım. Gideceğim, bırakacağım. Son derece basit bir şekilde yine aynı kas grubunu çok güzel çalıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer yarım litrelik su şişeleriyle başladıysanız ilerleyen dönemde 2-4 haftada önce tekrar sayısını artırıp daha sonra da kullandığınız ağırlıkların miktarını ya da kilogramını artırabilirsiniz. Eğer dumbbell kullanıyorsanız da yine aynı şekilde 1 kilo ile başladıysanız 2-3 şeklinde de ilerleme sağlayabilirsiniz. 4-6 hafta düzenli bir şekilde uyarırsanız, hatta sabah bir uyguladınız, akşam üzeri tekrar uygularsanız gerçekten hızlı bir şekilde kol bölgesindeki kuvvetlenmeyi gözlemleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da direkt aşağıdan YouTube yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.